Efendim merhabalar. Albert Einstein'ın MC karesinden sonra DRC, Gürcan Bilgiç'in DRC'sinde sizlerle birlikteyiz. Futbolun profesörü biliyorsunuz. Estağfurullah canım. Gerçekten öyle abi. Yok. Hoş geldin. Öyle bir şey yok. Ama şeyde iyiyimdir yani. Gazetecilikte iyiyimdir. İyi, gazetecilik zaten. Futbolda değil de gazetecilikte gazeteciliğin profesörü. Bu arada çok kıskanıyorum abi seni. Bak benim iki tane gözlük var. Sağım, solum, önüm, arkam gözlük. Lens falan da yok değil mi? Yok ama ben yakın kullanıyorum yani. Ha öyle mi? Yani şeyde özellikle hava kararınca falan. Göremiyorum. lazım oluyor bir şey okurken. Ama çok şükür şimdi Twitter'ı gözlüksüz okuyorum. Vallahi maşallah abi. Yaş kaç oldu? 33 oldu mu? 34? Bayağı bir ayrılık böyle. Peki Benitez'le başlayalım mı? Böyle hızlı bir giriş yapalım Fenerbahçe'ye. Gümbür gümbür girelim. Girelim. Emre, şimdi herkes merak ediyor Fenerbahçe'nin. Hocası kim olacak? Hocası kim olacak? Ben de merak ediyorum. Bu bizim çocuklar Benitez'in üstünde çok durdular. Hem Ahmet Selim hem Volkan Demir. Daha sonra İspanya medyasında, İngiltere medyasında da bu yönde haberler çıktı ama dün Rıdvan Hoca'nın attığı tweet var. Başkanla konuştum, yokmuş diye. Üzüldüm ya. Hiç üzülme ya. Vallahi çok umutlanmıştım. Yani benim Benitez'le anlaşmaları yani Fenerbahçe'de yeni bir çaydı yani. Ben yani hep şöyle ben gördüm söyleyeyim Benitez'i. Son devamlılık sağlayan bir teknik adam. Değil ama son dönem Fenerbahçe'ye gelecek üst düzey teknik adam olacaktı. Hmm. Yani belki Hiddink bilir ki o da Hiddink'ti 90'lı yıllar falandı. Yani böyle büyük takım çalıştırmış. Şampiyonluklar almış, kupalar almış, sistem kurmuş, çalıştırdığı takımları geliştirmiş, müthiş disiplinli bir hocaydı ve ben şey tutacağını düşünüyordum. Kan uyumu olacağını düşünüyordum. Yani böyle bir dönem için, üstelik de elimde tutacağım dediğim bir kadro var, iskeletini tutacağım dediğim bir kadro var ki bu uyum problemini minimuma indirirdi. Gelen hocayla takım arasındaki. Peki Benitez'den yürüyerek yola devam edelim. Fenerbahçe'ye gelecek teknik adam eğer bir sistem teknik direktörüyse, az sonra isimler üzerinde de konuşacağız. Zamana ihtiyacı olacak. Fenerbahçe'nin o zamanı var mı? Yok. Mesela şimdi, Benitez bir sistem teknik direktörü. Bak şimdi onu 3 sene önce söylediler. Dediler ki biz Koku'yu getireceğiz. Hı hı. Çünkü kulüp borç batağında. Bizim yetiştirmemiz lazım. Bunlar da Hollandalı. Bunlar mantar gibi futbolcu yetiştiriyorlar orada. Tabii. Rimus Michel ekolü. Falan. Ondan sonra Koku gelecek. Biz de gençleri alacağız. Onları parlatacağız. Görünür hale getireceğiz. Satacağız ki bu kulübün bu borçlarını ödeyelim. Doğru bir düşünce miydi? Doğru bir düşünceydi. Tuttu mu? Tutmadı. Niye tutmadı? Çünkü Türkiye başka bir yer. Yani Süper Lig başka bir yer. Hakemler başka hakemler. Avrupa'daki gibi değil. Rakipler başka, rakip Fenerbahçe taraftarı başka. Yani önce taraftarı ikna etmeleri lazımdı. Nasıl ikna edeceksin? Diyeceksin ki arkadaşlar biz şampiyonluğu oynayacağız ama şampiyonluk yok. Çünkü batak durumdayız. Kulübün kapısına kilit vurulmak üzere. Dolayısıyla üreten bir takım haline gelirken yarışan olmak zordur. Diyeceklerdi. Taraftarı ikna edeceklerdi. Taraftar o tolerans aralığını verecekti. Doğru bir yapılanmayla gidecektin. Ne yaptın? Koku'yu getirdin, Komolli'yi getirdin. Komolli içeriği ispiyonaj şebekeleri kurdu. Ardından Ersun Yanal, ardından sosyal medya. Ben sosyal medyaya bakmam dedin. Aykut Kocaman'ı sosyal medyadan gönderdin. Ersun Yanal'ı sosyal medyadan getirdin. Ersun Yanal'ı yine sosyal medyadan gönderdin. Yani bu Erol Bulut bugün bizi seyreden birçok insanın da çok eleştirdi. Onun yüzünden kaybettik dedi. Erol Bulut ilk açıklandığında herkes "Oo!" falan dedi. Kimse karşı çıkmadı açıklananlar arasında. Dolayısıyla tribünün doğrularıyla, taraftarın doğrularıyla sahanın doğruları çok farklı. Eğer yöneticiysen sahadaki doğruları iyi ölçmen, iyi analiz etmen, ona göre aksiyon alman gerekir. Mesela biz buraya girmeden önce seninle toplantı yapıyoruz. Kim oturuyordu karşımızda? Bilal. Bilal bizim editörümüz, şeyimiz, bu programı sistemi çeken, yöneten. Sistemi yöneten arkadaşımız. Genç bir arkadaş, çok iyi Fenerbahçeli.
Ne sandın? Zeru istedi. Gelsin bize dedi. Ramos gelsin dedi. Taraftar ister abi. Taraftar en iyi futbolcu. Ronaldo'yu da ister. Tabii, Messi'yi de ister. En iyi futbolcu bende olsun ister. Her maçımızı kazanalım ister. Tamam mı? İşte ama istemekle yapmak farklı şeyler. Sonuçta kulübü yönetenler taraftar değil mi? Taraftar. Evet. Ama doğrular bağlamında, dengeler bağlamında neyi ne kadar yapabilirsin? Kulübü batırmadan nasıl transferler yapabilirsin? Yani Aziz Başkan 20 yıl başkanlık yaptı. İyi de bir başkandan batırdı kulübü. Çünkü taraftara yaptı. Gitti bankadan kredi aldı, transfer yaptı. Bankadan kredi aldı, transfer yaptı. İşte gelecek gelirlerini 3 yıllık Dijitürk ve tribün gelirini kırdırmış. Yani Ali Koç geldiğinde bu gelirleri de yoktu. Gitti bunları harcadı, transferler yaptı. Ne oldu? 4 yıl şampiyon olmadı. Sonra ne oldu? Ali Koç da 3 yıldır şampiyon olmuyor. 7 yıldır şampiyonsuzluk var. Yani aslında bu hamleyi çok rahat Aziz Başkan başlatabilirdi. O kredisi vardı, o güvenilirliği vardı. Şeyleri çok iyi öğrenmişti, dengeleri çok iyi öğrenmişti. Neyi nasıl yapabileceğinin hakimiyeti altında yapmadı. O da tribünden oynamayı tercih etti. Şimdi Ali Bey'in son bizim çocuklarla yaptığı basın toplantısında herkesin kulağı şeydeydi, transferlerde. Teknik direktör kim olacaktaydı. İşte Emre Belözoğlu'nun olmayacağını açıklamıştı. Ama kaçan ufak nüanslar var. Ne? Dedi ki ikinci veya üçüncülükten takım alacağız dedi. Konuştuk onu mesela sizinle. Mesela yıllardır yapılması gereken. Dedi arsayı almak üzereyim dedi. Yapıyorum akademiyi, tesisleri. Tesisi yapacağım. Tesisleri dedi. Şey, 5 transfer yapacağız dedi. Ama gençleri de alacağız dedi. Şimdi belli bir plan yapmışlar. Peki bu plandan... Belli bir noktaya gidiyorlar. Bu planın... Hocaya çevirelim mi? Ben böyle birer cümlelik sorayım sana. Sor. Klinsmann olur mu? Olmaz. Löw olur mu? Löw olmayacak. Peki. Löw son olacak olursa. Peki şimdi hani şarkı var ya. Kim Kiziroğlu Mustafa Bey. Beni kim olacak olmuyor. Gürcan Ronan abi? Hocanın dediğine göre beni tezde olmuyor. Kim olacak? Ya böyle yıkıldım. Yani ben, benim duyumum iki aday var. Eşit şanslara sahip. %50 Favre. Lucien Favre. Borussia Dortmund'dan Aralık'ta ayrılan. %50 de başka bir teknik direktör. Büyük ihtimalle Portekizli diye duydum. Şey yaptım. Ekiple mi gelecek yoksa tek mi gelecek? Abi yabancı getirdiğin zaman ekiple getirirsin. Yani alt yaş kategorilerinde çalışan adama kadar gelir mi? Yok yok. Adam A takıma gelir. Şimdi alt yaş kategorilerinin organizasyonu futbol direktörünün içi. Herkes sportif direktör diyor ama sportif dediğin zaman onun içine baskette, handbolda şeyde girer. O başka. O genel sekreterin, yani kulüpteki genel sekreterin yönlendireceği, paylaşacağı bir direktörlük. Esasında Emre Belözoğlu da, zamanında Aykut Kocaman da futbol direktörüydü. Bir futbol direktörü olacak dedi. Olacak. Rıdvan Dilmen mi? Bildiğim kadarıyla Rıdvan Hoca yönetime girebilir. Oraya daha başka bir isim duydum ben ama eğer olursa sağlıklı bir isim. Bu durumda Volkan, Mehmet Oğrelio, Selçuk bunlar da gitmiş oluyor değil mi Emre'yle? Yoksa kalıyor mu? Ben Emre'yle sadece Selçuk'un gideceğini düşünüyorum. Mesela Favre geldi, çalışacak mı Volkan'la? Ona yönetim karar veriyor. Yönetim ama, mi Favre mi karar verir? Hayır, yönetim karar verir. Bir Türk yardımcı vermeleri lazım. Yani orada Favre'ı hem takımı anlatacak, hem rakipleri anlatacak, hem ortamı anlatacak. Birisi lazım orada. O asisti yapacak yani. Ha bu dersin ki bu futbol direktörü yapabilir, o yapar. Peki nasıl bir hoca olmalı sence? Yani mesela Favre 4-2-3-1 gibi oynatıyor. Ya burada... yani nasıl bir taktik olmalı? Şeyden kaçamazsın. Bir kere büyük takım hocası olmalı. Yani kazanmayı amaçlayan bir hoca olmalı. Ama bizim taraf, Fenerbahçe taraftarı öyle bir taraftar ki kazanmak yetmiyor sadece. Yani 5-0 kazanması lazım. 5-0 kazanırken sol bekin 8 kişiyi falan çalımlaması lazım. Beğenmez yani. Fenerbahçe taraftarını beğendiremezsin takımı. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Chelsea maçı bitmiş. O senin müthiş maçını anlattığın.
İşte yazılarımızı yazdık. Dönüyoruz, o köprü yok mu? Salı Pazarı'na gitmeden önce. Orada bir taraftar yaklaştı. Abi dedi, bu takımın hali ne olacak? Ulan dedim, sen ne zaman gördün dedim Chelsea galibiyet bu takımın hali. Yani orada bile tamam mı? Yani o bir gol yenmiş. Tamam mı? Yani, bir de Chelsea'nin Chelsea olduğu zaman. Tabii hala aklı orada şey oluyor. O nedenle mesela Aykut Hoca dönemi bu takım çok kızıyorlar bana. Devamlı Aykutçusun sen diyorlar. Aykutçuyum ben de. Ligin en fazla gol atan takımı da defansif dedi. Kim dedi? Fenerbahçe taraftarı dedi. Ama Aykut Kocaman ne yapmıştı? Evet, Fenerbahçe müthiş, göze hoş gelen, keyifli bir oyun oynamıyordu. Ama kazanıyordu. Kazanan oyunu bulmuştu. Erol Bulut bir baktı, çat 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 goller yemeye başladı. Önde oynamaya, böyle baskılı oynamaya devam ederken. Dedi ki, ben burada dedi, sıkıntı var dedi. Ben 1-0'a gideyim dedi. Daha tutan oyuna geri döndü. Bu sefer herkes demeye başladı ki, başta yorumcular olmak, Fenerbahçe'nin bir oyunu yok. Ondan sonra topu rakibe veriyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama bu arada takım kazanıyordu. Zaten o sırada Fenerbahçe taraftan %90'ı çok çok sağlam trollendi. Bu oyun üstünden. Öyle mi? Tabii yani Fenerbahçe defansif mi oynarmış, Fenerbahçe böyle mi oynarmış, rakibe topu mu bırakmış. Kim trolledi? Aykut Hoca döneminde kim trollediyse, Ersun Hoca döneminde kim trollediyse onlar trolledi. Çok sağlam bir troll ekibi var yani. Ama Fenerbahçe'li değil bunlar. Kim? Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu mu? Abi çok basit. Kabuk bağlamış bir yaran varsa onu kaşırsan kanar. Kanar. Takım mağlup oluyor. Emre çıkar mıydı diye bir yazıyorlar. Tamam mı? Adam zaten kızgın, üzgün. Onun peşinden geliyor. O ötekinin bir tetikleme, kar topu oluyor sana. Onun ardından. Ondan da taraftarın da bu hassasiyetini, bu kırılganlığını bilecek. En azından oyun gücüyle taraftarın kendini orada görmesini sağlayacak bir teknik direktör bulmaları şart. Bu sene şanslı bir dönem. Başkan satmayacağım diyor. Takım kalitesi iyi, rakiplere göre nispeten. Yani Beşiktaş'ın problemleri var, Galatasaray'ın problemleri var. Trabzonspor biraz hamle yapmaya çalışıyor. O nedenle disiplin olmazsa olmazı. Ama burası Türkiye. Burada 14-15 takım savunma oynuyor arkadaşlar. Dolayısıyla gelecek teknik adamın çok doğru bilgilendirilmesi, o taktik organizasyonda doğru yönetilmesi gerekiyor. Elbette kendi karar verir. Ama Filip Koku'da gördük bunu. Yani sürekli rakipleri küçümseyen, ben nasıl olsa kazanırım diyerek sahaya çıkan bir teknik adam profiliydi, olmadı. O zaman birinci bölümün manşeti Gürcan Bilgiç'ten geldi. Lucien Favre Fenerbahçe'ye yakın %50. %50 de bir başka isim. Evet. O da Portekizli diyorsun. Büyük ihtimalle. Evet. Ve seçime giderken teknik direktöründe artık %100 belli olduğu gibi de bir izlenim var. Hatta Ali Koç'un anlaştığı, seçimden sonra açıklamayı beklediği bir belirtiliyor. Bence de anlaştı. Değil mi? Bence de anlaştı. Peki ilk bölümü tamamlayalım ama ilk bölümün manşetini bir de hatırlatalım. Lucien Favre Fenerbahçe'ye geliyor mu? Ya da bir Portekizli. İkinci bölümde neler konuşacağız? Çok önemli konular var. Acaba tartışmalara giden noktada Fenerbahçe hakkını alabilecek mi? Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA'yı mahkemeye verecek mi? Tazminat davası ne olacak? Kimler Fenerbahçe'den girecek? Hepsini konuşacağız.